Günaydın, mutlu sabahlar. Haftanın sonuna geldik. Yine önemli bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Bu haftaya böyle damgasını vuran gelişmeler arasında Merkez Bankası başkanlarının yaptığı konuşmalar vardı. Powell'ın mesajlarını izledik. ECB Başkanı Christine Lagarde yine önemli mesajlar verdi küresel piyasalar açısından. Aslında çok fazla gündem değişikliği yok. Hala ABD tarafında o 1.9 trilyon dolarlık paketin akıbeti yakından takip ediliyor. Piyasaya olan etkilerini izliyoruz. Bir yandan COVID-19'la mücadele tabii ki kaldığı yerden devam ediyor. Ve en azından dünya genelinde vaka sayılarında bir düşüş olması iyiyken bir yandan da mutasyona uğramış o virüsle ilgili gelişmeler, bazı aşıların ona etki etmeyeceğinin söylenmesi, açıklanması bu hafta içerisinde tabii ki piyasalarda etkisini gösteriyor. Ama genel olarak bir böyle rekorların tazelendiği olumlu bir hava solunuyor piyasalara baktığımız zaman. Tüm bunların hepsine bakacağız ama öncelikle bir Asya'da Çin'e bakalım. Aslında Çin'den özellikle çıkan bir gelişme. Çin yeni yıla giriyor diyoruz ama bir bahar bayramından da bahsetmek mümkün. Asya geneline baktığımız zaman, hatta şu an itibariyle pek çok borsanın ABD Asya tarafında kapalı olduğunu görüyoruz. Ve işte az sonra o hacimsiz piyasalara bakacağız. Japonya örneğin bugün işlemlerine devam ediyor. Ama diğer endekslerde biz pazartesi günü itibariyle yeniden işlemleri takip edeceğiz. Şöyle bir bakalım. Nasıl bilgiler var Çin yeni yılı dediğimiz zaman? Bugün başladı ve 31 Ocak 2022'ye kadar devam edecek. Ve bu yıl metal öküz yılı, böyle bir yıl, işte her yıl farklı bir hayvan oluyor Çin yeni yılına baktığımız zaman. Ve 2 milyardan fazla insanın yılın en büyük bayramını kutladığını takip ediyoruz. Asya'da nasıl işte Avrupa'da Aralık sonunda Noel bayramı varsa Asya tarafında da böyle bir kutlama yapılıyor. 16 gün sürüyor ancak resmi tatil Çin özelinde 7 gün geçerli olacak. Ve dünyanın en büyük de insan göçünden bahsediyoruz aslında Çin'deki bu yeni yıl kutlamaları dediğimiz zaman. 2019 verisinde 3 milyar kişi seyahat etmişti ve işte 3 milyar kişi aynı anda seyahat edince bu adeta bir modern göç sayılıyor. Ama geçtiğimiz yıl koronavirüs kapsamında alınan önlemlerden dolayı da 1,5 milyar kişilik yalnızca bir seyahat olmuştu. Şu ansa 1,7 milyar kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Ve 40 günlük bu döneme aslında yansıdığını görebiliyoruz bu seyahat yapanların kişinin. Çin hükümeti bu yıl halka açık ilk etkinlikleri iptal etti. Çünkü son dönemde orada da işte yurt dışından gelen vakalar, farklı coğrafi bölgelere yaklaşan, yansıyan veriler, vakalar karşımıza çıkmıştı. Bu arada 2015 yılının istatistiklerine göre her saniyede 1000 adet civarında bilet satıldı. Bu gerçekten de çarpıcı bir rakamı beraberinde getiriyor ve geçen sene işte bu tablodan, normal alıştığımız tablodan uzakta olmamız bütün dünyanın da ilgisini çekmişti. Ve işte insanların bir yandan da bu büyük göçün önüne geçmesi için de farklı şekilde teşvik edildiklerini takip ediyoruz. Örneğin işte büyük firmalar, orada Amerikan firmalarının fabrikaları var bilindiği gibi, işte bu firmalar ikramiye veriyor. İkramiye sayesinde çalışanlarını bu işte gidip ailelerini ziyaret etmekten tutmaya çalışıyor, alıkoymaya çalışıyor bir anlamda. Bazıları da aslında işten çıkmakla tehdit ediyor. Bütün bunların hepsi tabii ki önemli. Bu arada tabii ki alışverişin de çok fazla arttığı bir dönem. Ve Çin'de 2019 yılında 145 milyar dolardan fazla harcama yapıldı. Bu da böyle çarpıcı bir rakam. Bakalım neler olacak. Pazartesi günü itibariyle Sadi Kaymaz bize aktaracak orada yaşananları. Daha bu haftanın başında aslında bir tatil durumu olduğundan, tatil havasının etkisini göstermeye başladığından bahsetmişti Sadi Kaymaz. Ve tabii ki gelişmeleri ondan alacağız. Ve bu başlıklara baktıktan sonra şimdi biz bugün içerisinde haftanın son gününde hangi önemli verileri takip edeceğiz ona bir göz atalım. Çünkü gerçekten piyasalar açısından haftanın son günü yoğun bir gün. Öncelikle İngiltere'den 4. çeyrek büyüme rakamlarıyla başlayacağız güne. Yine İngiltere'den ticaret ayı, ticarette Aralık ayı dengesini takip edeceğiz.
ve sanayi üretim verileri de karşımıza çıkacak. Yine bizim için sanayi üretimi verileri bugün takip edeceğimiz önemli başlıklar arasında yer alacak ki işte büyümenin öncü göstergesi olduğu için yakından izlediğimiz bir veri. Devam edelim. Başka hangi önemli veriler karşımıza çıkacak bugün itibariyle? İçeride biz yine perakende satış verisini de takip edeceğiz. Bu da tüketimle alakalı olarak karşımıza çıkan önemli veriler arasında yer alırken belki daha da önemlisi cari denge olacak. Ödemeler dengesini takip edeceğiz. Bakalım orada nasıl bir tablo karşımıza çıkacak. Aralık ayı verisini alacağız. Böylelikle 2020'ye dair de cari açık, ne kadar açık verildi, ne kadar fazla verildi, bunların hepsini görme fırsatımız olacak. Geçtiğimiz yıl 2019'a gittiğimiz zaman çok uzun bir yıl aradan sonra ilk kez Türkiye ekonomisinde ödemeler dengesinde bir cari fazla verildiğini takip etmiştik. Neredeyse 30 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bakalım 2020 yılı nasıl kapanacak, bunu da izleyeceğiz. Tabii bir yandan pandemi etkisinin 2020'nin çoğuna yansıdığını da unutmamak gerekiyor. Ve Rusya'da Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Bu da tabii ki önemli bir gelişme. Ve son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nde Şubat ayına ilişkin Michigan Tüketici Beklentileri Endeksini de yakından izleyeceğiz. Orada işte tüketici beklentileri önemli ve piyasalar üzerinde etkisini gösteriyor. Çünkü işte enflasyona dair nasıl bir beklenti olabilir? Bunun altındaki o gelişmeler izleniyor. Peki şimdi şöyle bir düne gidelim. Dün açıklanan önemli veriler vardı piyasalarla alakalı olarak. Onları aslında şöyle bir baktığımız zaman Avrupa ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 793 bin seviyesinde geriledi ki bu iyi bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Ve oradaki gelişmeleri şöyle bir hatırlarsak işte bir önceki haftalarda bundan yaklaşık 2-3 hafta önce 900 bine kadar yükselmişti. Ve yeniden işte o pandeminin en yüksek seviyelerinde gördüğümüz milyonlara yaklaştı mı diye bir endişe oluşmuştu. İş dünyası, istihdam piyasasındaki İyileşmenin biraz yavaşladığına dair endişeler piyasalar tarafından fiyatlanmıştı. Ancak şu an itibariyle işte biraz daha böyle aşağı yönlü bir hareket gerçekleşti. Tabii buna da şuna bağlıyor uzmanlar. Kısıtlamalar kaldırıldıkça biraz böyle ekonomide canlanma gerçekleşiyor. Ama son gelen tarım dışı istihdam verisi %6.3'e gerileyen bir işsizlik rakamını beraberinde getirmişti. Ve burada uzmanlara, analistlere, ekonomistlere göre bu verinin beklentilerin altında kalması Amerikalıların artık pes edip iş aramayı bırakmasından kaynaklanıyor. Bakalım neler olacak. Ve şimdi bir sonraki başlığa bakalım. Avrupa Birliği Euro bölgesinin 2021 büyüme tahminini %3.8'e düşürdü. %4.2 idi aslında buradaki beklenti en son Kasım ayında paylaşıldığında. Yani Avrupa Komisyonu büyüme beklentilerinde aşağı yönlü bir revize yapmış oldu. Ve raporda ekonomik toparlanmanın daha yavaş ilerlediği belirtildi. Özellikle İtalya ve İspanya ekonomilerinin salgın öncesine göre daha uzun bir sürede geri dönebileceğine dair de vurgu yapıldı. Haberi izleyelim, devam edeceğiz. Avrupa Birliği bu yıl için büyüme tahminini düşürdü. Birlik 2021 için büyüme beklentisini %3,8'e indirdi. Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu'nun kış dönemi ekonomi tahmini raporunu yayımladı. Buna göre komisyon, 2021 büyüme tahminini %4,2'den %3,8'e indirirken, 2022 için büyüme tahminini %3'ten %3,8'e çıkardı. Raporda Euro bölgesi enflasyonunun bu yıl %1,4 olarak gerçekleşeceği belirtilirken, 2022 içinse enflasyonun %1,3 seviyesinde olacağı tahmin edildi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde pandemi sürecinde özel sektöre sunulan fırsatlara değindi. Sunulan finansal koşulların hiç bu kadar cazip ve ucuz olmadığına dikkat çekerken, pandemi arkamızda kaldığında ve ekonomiler açılmaya başladığında mali ve parasal desteği aniden durdurmamalıyız dedi. Evet, şimdi de son başlığa şöyle bir göz atalım. OPEC'ten, petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'ten bir açıklama var. Petrol talebi günlük
5.8 milyon varil artacak beklentisini paylaşıyor. Pandeminin etkisinden kurtuldukça küresel ekonomi tabii bu tarafta da bir toparlanma bekleniyor. Örneğin işte buna en güzel örnek belki de o Çin'deki yeni yılda 2019'da nasıl 3 milyar kişi işte seyahat ettiyse, saniyede nasıl 1000 bilet satıldıysa, bunların tabii ki talep tarafına da olumlu yansıyan gelişmeler olduğunu biliyoruz ve o seviyelerden çok uzak bir noktadayız ve işte dünyada normalleşme başladıkça, kısıtlamalar kaldırıldıkça, sınırlar açıldıkça buradaki talepte yeniden bir canlanma olup buna bağlı olarak da petrolde yukarı yönlü bir yükseliş beklentisi var ve işte OPEC'te de bu yaklaşık 5.8 milyon varil bir artış beklentisi olarak karşımıza çıkıyor. Bazı ülkelerdeki kısmi kısıtlamaların yeniden başlatılması, ulaşım yakıtlarında zayıf bir toparlanma işaret ederek yılın ilk yarısındaki petrol tarifini, talebini tahminlerinde aşağı yönlü bir revizyona yol açıldığı da aslında burada dikkat çekilmiş OPEC tarafından. Evet, böyle bir tablo vardı. Peki işte bu önemli başlıkları aktardıktan sonra piyasalarda nasıl hareketler var? Ona bakarak başlayalım. Dün itibariyle kapanışta ABD borsalarında karışık bir seyir vardı aslında. Böyle o bir önceki rekorların tazelenmesinin ardından bir önceki günde haftanın diğer günlerinde biraz daha yatay bir kapanış gerçekleşti. Öncelikle S&P 500'e bir göz atalım. S&P 500 tarafında %0.16'lık aşağı yönlü bir açılış beklentisi bugün itibariyle dikkatleri çekiyor. Saatler 17.30'u gösterdiğinde ABD ekonomisi için işte bu hafta açıklanan veriler önemliydi. Bir yandan Trump'ın azil sürecini takip ediyoruz. Her ne kadar piyasalar açısından önemli olmasa da siyasi olarak büyük bir emsal teşkil ediyor ve bugün de Trump'ın avukatlarının senatoda savunma yapması bekleniyor. Yani cuma gününe planlı bu gelişmeler ve bir gün sürmesi bekleniyor. Oradan çıkacak gelişmeleri de tabii ki yakından izliyoruz. S&P 500'de gün içi hareketlere baktığımız zaman şu an itibariyle işte 3906 seviyesinden bir açılış beklentisi var. Ve en fazla 3912 seviyesine doğru vadelilerin çıktığını görmek mümkün oldu. Ve şimdi de diğer endekslere bir göz atalım. Nasdaq diyelim. Nasdaq'taki açılış beklentisine bakıldığında orada da 10.009'luk aşağı yönlü bir değişimle açılış beklentisi dikkatleri çekiyor. Teknoloji endeksi Nasdaq'ta böyle bir tabloyu yakından izliyoruz. Ve son olarak Dow Jones diyelim. Dow Jones tarafındaki hareketlere bakınca oradaki açılış beklentisi de %0.11'lik bir düşüşle açılacağı yönünde. Ve şimdi Çin nasıl kapatmıştı ona bir göz atalım. Çünkü şu an itibariyle tatil olduğunu biliyoruz. Ve %1.43'lük yukarı yönlü bir hareketle biraz böyle bu alımların aslında genele yansıdığı bir havayla kapanış gerçekleşmişti. Ve Asya borsalarında da göz attığımız zaman işte orada yalnızca bugün itibariyle Japonya tarafında hareketlerin gerçekleştiğini, diğer endekslerde ise bahar bayramı tatili olduğunu görmek mümkün oluyor. Burada en uzun tatil Çin'de yaşanacak ve tabii ki gelişmeleri biz önümüzdeki hafta itibariyle yeniden Sadi Kaymaz'dan alacağız. Japonya'da %0.35'lik şu an itibariyle bir geri çekilme var ve 29.000 seviyesinin üzerindeki hareketleri görmeye devam ediyoruz. Nikkei endeksi açısından aslında uzun zamandır görmeye alışkın olmadığımız seviyeler karşımıza çıkıyor. Ve işte orada da reel ekonomi tarafında deflasyon baskısı devam ederken hisse piyasaları tarafında alımlar yukarı yönlü hareketlerde izleniyor. Evet, Asya'da çoğunluk kapalı dedik. Avustralya açık, Japonya açık ama onun dışındaki bütün endeksler işte Vietnam'dan, Tayland'a, Güney Kore'den Çin'e hepsinde bir kapanış olduğunu görüyoruz. Bir yandan da Hindistan'da da tabii işlemler devam ediyor. Orada da %0.13'lük yukarı yönlü bir hareket var şu anda. Ve Avrupa'ya geçelim. Bu kez de Avrupa kıtasındaki duruma şöyle bir bakalım. Londra FTSE endeksi yansıyor ve orada dün itibariyle %0.07'lik bir yukarı yönlü hareketle, çok böyle sınırlı bir yukarı yönlü hareketle günü tamamladığını görüyoruz. Avrupa'nın geneline şöyle bir baktığımız zaman da karışık bir seyirle kapandığını görmek mümkün oluyor. Paris ve Madrid'de orada aşağı yönlü hareketlerle dün tamamlandı. Frankfurt'ta ise neredeyse %1 olarak telaffuz edebileceğimiz bir yükseliş söz konusuydu. Bu gelişmeler de tabii ki yakından izleniyor. Dün Avrupa Birliği'nden işte Euro bölgesine dair Avrupa Komisyonu'ndan
aşağı yönlü revizyon gelmesi de biraz böyle moralleri bozdu. İlerleyen dakikalarda biz bu arada dün sizler için Londra'dan gerçekleştirdiğimiz bir söyleşi ekranlara taşıyacağız. Ve orada işte Avrupa ekonomisine, piyasalara dair beklentileri de sorduk. Ve işte söylenenlerden bir tanesi siyasi riske dikkat çekiliyor. Şu an İtalya'nın başını çekmekte olduğu ve bir yandan da Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki Brexit sonrası gelişmelere dikkat çekiliyor ve bürokrasiden dolayı iki ülke arasında, yani aslında bölge ve İngiltere arasındaki ticaret hacminde %56 oranında azaldığına dikkat çekiliyor ve bir yandan da Londra'nın finans merkezi olma özelliğini de kaybetmesi söz konusu. Bu da önemli. Ve geçelim şimdi borsa tarafına, içeriye bakalım. Nasıl bir kapanış gerçekleştirdik? Dün biraz böyle sınırlı bir aşağı yönlü hareketle gün tamamlandı. %0.10'luk kayıpla 1545 seviyesinden kapanış yaptığını gördük. Orada işte bir önceki kapanışa göre 1.51 puanlık bir azalış vardı. Şöyle bir son bir haftanın grafiği ekranlara geliyor şu anda. Kademeli olarak yükselişe geçen ve sonrasında da yataylaşıp hafif böyle aşağı yönlü giden bir tablo karşımıza, öyle bir çizgi karşımıza çıkıyor. Toplam işlem hacmi 26 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti ve bankacılık endeksindeki kayıp %1.67 idi. Holdinglerde %1.47'lik bir değer kazancı yaşandı. Sektör arasında en fazla kazandıran madencilik olurken en çok kaybettirense ticaret olarak karşımıza çıktı. Evet, içeriye dair beklentileri de programın sonuna yaklaşırken Gedik Yatırım'dan alacağız. Bunu da aktaralım. Ve şimdi devam edelim. İç piyasalarda biz para piyasaları tarafında güne nasıl başlıyoruz ona bir bakalım. Dolar TL 7.03 seviyesinde 10.000'de altılık çok sınırlı bir yükseliş dikkatleri çekiyor. Euro TL'de ise 8.52 seviyelerini görüyoruz. Sepet kur bu iki kuru baz alarak 7.78 seviyelerinden geçiyor şu an itibariyle. Biz aslında dolar TL'deki hafif yukarı yönlü hareket, euro TL'deki hafif aşağı yönlü hareket neyi gösteriyor? Dolarda bir miktar yukarı yönlü hareket olduğunu ve Euro'daki o zayıflamayı gösteriyor. Yani burada Türk lirası üzerinden değil, daha çok Euro ve Dolar üzerinden şekillenen bir hareket karşımıza çıkıyor bu sabah saatlerinde. Nitekim Dolar Endeksinde de %0.11'lik yukarı yönlü bir hareket var. Peki acaba buradaki hareket Euro-Dolar paritesine nasıl yansıyor? Ona da bir bakalım. Dolardaki hafif yükseliş Euro-Dolar paritesinde de yeniden 1.21-1.22 seviyesine doğru aşağı baskıladığını görmek mümkün oluyor. 10.000'de 8'lik sınırlı bir değişimle beraber. Ve tabii ki ilerleyen dakikalarda bunun da açıklamalarını, bu beklentilerini alacağız piyasa uzmanlarından diyelim. Ve geçelim emtia tarafına. Altının onsuna şöyle bir bakarak başlayalım. Emtia tarafında %0.23'lük bir geri çekilme var şu anda ons bazında altının. Ve 1822 seviyesinde burada 1840-1850 hareketleri önemli olarak karşımıza çıkıyordu. İşte o seviyeler aşıldıktan sonra biraz daha fazla yukarı yönlü alımlar gelebilir beklentisi vardı. Ama genel olarak her ne kadar geçtiğimiz yıl, yani pandemi ilk kendini gösterdiği anda yaşadığımız o güvenli liman algısı bu yıl içerisinde çok karşımıza çıkması beklenmese de, tabii ki her an her şey olabilir ama yine de altında beklendiği kadar kötü bir yıl olmayacağı beklentisi de korunuyor. Ve şimdi de gümüşe bir bakalım. Gümüş tarafında oradaki hareketler de dikkat çekici. 10.000'de 4'lük sınırlı bir düşüşten bahsediyoruz şu an itibariyle ve 27.01 dolar seviyeleri karşımıza çıkıyor. İşte gümüş gibi, platinyum gibi endüstriyel metallerde de yine 2021 yılı içerisinde bir toparlanma beklentisi var. Geçelim petrol tarafına. OPEC'ten yapılan açıklamada işte günlük petrol talebinde bir artış olacağı beklentisi paylaşılıyordu. Amerikan petrol verileri şu anda ekranlarınıza yansıyor. %0.69'luk bir geri çekilme var ve orada da 57 dolar 84 sent seviyesi karşımıza çıkıyor şu an itibarıyla. Ve devam edelim. Brent petrole bir bakalım. Brent petrol tarafında da 60 dolar 77 sent seviyesini görüyoruz. Böyle bir tablo var. %0.61'lik bir düşüş var. Bu da tabii ki önemli.
Evet, piyasalarda öne çıkan başlıkları paylaştık. Sırada dünya gündemi var. Bakalım hangi önemli gelişmeler yakından takip ediliyor. Birinci sırada ABD'nin yeni başkanı Joe Biden göreve başladığından bu yana pek çok aldığı kararla Trump döneminde alınan kararları bir bir böyle geri çekiyor. Ve bunlardan belki de en önemlisi şu an itibariyle işte bu Meksika duvarı planının sonlandırılmış olması. Çünkü hatırlayacaksınız, Trump bu konuda o kadar ısrarcı olmuştu ki ABD tarihinin en uzun kepenk kapatma, hükümetin bütçe konusunda anlaşılamaması yaşanmıştı ve ABD tarihinin de yine bir başka enleri Trump zamanında yaşanmıştı ve bu konu tamamen bir rafa kaldırıldı diyebiliriz. Bir haberini izleyelim, sonrasında devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Trump yönetiminin bir kararını daha iptal etti. Biden, Temsilciler Meclisi ve Senato'ya gönderdiği mektupta, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören ulusal acil durum planını sonlandırdığını duyurdu. Biden, hazırlanan bu planın gereksiz olduğunu aktardı. Amerikan halkından alınan vergilerin bir sınır duvarı için kullanılmaması gerektiği görüşünü iletti. Biden, duvar inşası için verilen tüm yetkilerin geri alındığını bildiriyorum ifadesini kullandı. Amerika'ya Meksika sınırından izinsiz girenleri engellemek için çelik bir duvar örülmesine karar veren eski başkan Donald Trump, 15 Şubat 2019'da ulusal acil durum ilan ederek bölgeye on binlerce asker yığmıştı. Evet, gerçekten bu tartışmalı bir konuydu. Çünkü Trump bu konuda o kadar ısrarcıydı ki işte bütçe ayrılması konusunda bir uzlaşma sağlanamamıştı ve aylarca diyebileceğimiz yani 33 gün yanlış hatırlamıyorsam 33 gün boyunca çöpler toplanmamıştı. İşte pek çok böyle müze görülmesi gereken yerler, onların hepsi kapalı kalmıştı. Tabii daha pek çok sorun teşkil etmişti bu dönem. Ve şu anda işte Biden'la beraber bu tartışmalarda son buldu. Geçelim ikinci başlığa. Orada da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu kez bütçe açığıyla alakalı bir haber dikkatleri çekiyor. Ve 2.3 trilyon dolarlık bir bütçe açığı beklentisi var. CBO'nun paylaştığı bir rapora göre 2021 yılına ilişkin bu bütçe açığı tahmininin geçen yılın yaklaşık 9 milyar dolar daha az olacağı bekleniyor. Böyle bir beklenti var. 2.3 trilyon doları bulması bekleniyor. Ve işte bu haberin ardından da şimdi geçelim Avrupa Birliği. Orada da Avrupa Birliği'nde iflas ekonomisi, iflaslar ve sorunlu kredilerle karşı karşıya gibi duruyor. Zaten biraz sonra aktaracağımız o Londra'daki gerçekleştirdiğimiz söyleşiye de baktığımız zaman orada işte hem siyasi olduğu söyleniyor hem de tabii ki Covid-19'dan dolayı ekonomide ciddi sıkıntılar var ama sadece ekonomik değil, sorunlar bir yandan işte siyasi olduğuna da vurgu yapılıyor. Ama şu anda işte bu gelinen nokta itibarıyla sıkıntılar söz konusu ve Euro bölgesi maliye bakanları pazartesi günü bir araya gelecek ve orada Avrupa Komisyonu belgesine göre neredeyse 2.3 trilyon euroluk yani 2.8 trilyon dolara tekabül ediyor neredeyse büyüklüğündeki devlet yardımlarıyla Euro bölge hükümetleri şimdiye kadar iflaslarının önüne geçebildi. Ama bundan sonra ne olacak? İzleyelim bakalım mesajlar neler. Koronavirüs salgınıyla sarsılan Avrupa ekonomisi şimdi de iflaslar ve sorunlu kredilerle karşı karşıya. Avrupa Birliği yaklaşık 2.3 trilyon euro büyüklüğündeki devlet yatırımlarıyla salgının neden olduğu iflaslardaki artışın önüne geçebilmişti. Hükümetlerin pandemi sonrası devlet yardımlarını geri çekmeye başlamasıyla şirketleri zor günler bekliyor. Euro bölgesi maliye bakanlarının gerçekleştireceği görüşmeler için hazırlanan Avrupa Komisyonu belgesine göre devlet yardımları ve bankaların yeni kredileri olmasaydı Avrupa Birliği şirketlerinin neredeyse dörtte biri var olan tüm nakitlerini tüketmek zorunda kalacak ve 2020 sonuna kadar likidite sorunu yaşayacaktı. Söz konusu belgede daha önce benzeri görülmemiş destek önlemleri sona erince şirketlerin bir kısmı muhtemelen borçlarını ödeyemeyerek sorunlu kredilerin ve iflasların artmasına neden olacak ifadelerine yer verildi.
Maliye Bakanlarının pazartesi günü gerçekleştireceği görüşme öncesi bir Euro bölgesi yetkilisi, mali desteğin şimdilik uzun bir süre daha sürdürülmesi konusunda fikir birliği olduğunu belirterek, ancak bu desteklerde kademeli bir geçiş yapılması gerektiğine dair de bir anlayış var dedi. Belgeye göre 2020'nin 3. çeyreğinde Euro bölgesinde ertelenen borçlar kapsamında krediler 587 milyar euroya ulaşırken bunların %60'ını kurumsal krediler oluşturuyor. 2. çeyrekte Euro bölgesinde sorunlu kredilerin tüm kredileri oranı ise %5,23 oldu. Evet, bu kez de son başlık içeriden bir haber. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal iş dünyasıyla temaslarına devam ediyor ve dün MÜSİAD'la TÜSİAD'la bir görüşme oldu. Orada fiyat istikrar konusunda yapılan mücadele kapsamındaki adımlar tabii ki yakından aktarılıyor ve bununla ilgili de şimdi haberi izleyelim. Ekonomi içerisinde çok önemli bir ağırlığa sahip olan, açıklama yapan sivil toplum örgütlerimizde ziyaretlerde bulunacağız. Kendileriyle bu konularda istişarelerde bulunacağız. Merkez Bankası fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda farkındalığı artırmak için sivil toplum örgütlerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Hafta başında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ziyaret eden Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bu kez Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği yönetimi ile bir araya geldi. Ağbal'ın İstanbul'daki ilk durağı MÜSİAD oldu. Ağbal, beraberindeki başkan yardımcısıyla birlikte saat 14'te MÜSİAD yönetimiyle buluştu. 1,5 saat süren görüşmede Merkez Bankası Başkanı fiyat istikrarının nasıl sağlanabileceği konusunda slaytlarla bir sunum yaptı. Görüşmenin ardından Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada enflasyon hedeflemesi çerçevesinde kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ilişkin bilgilendirme yapmak ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla ziyaret edildi. MÜSİAD yönetimine 2023 yılında %5 enflasyon hedefine yönelik güçlü destekleri nedeniyle teşekkür ederiz denildi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kağan da kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kalıcı fiyat istikrarı için önerilerimizi paylaştık. MÜSİAD olarak 2023 yılında %5 enflasyon hedefiyle üreten ve büyüyen Türkiye yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Ağbal ve beraberindeki heyet saat 16'da ise TÜSİAD yönetimiyle buluştu. Görüşmede 2023 yılındaki %5 enflasyon hedefine yönelik bilgilendirme yapıldı. Görüşmenin ardından Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Başkan Naci Ağbal ve beraberindeki heyet enflasyon hedeflemesi çerçevesinde tüm paydaşları 2023 yılında %5 enflasyon hedefi etrafında birleştirmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla TÜSİAD'ı ziyaret etti. TÜSİAD yönetiminin fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü ve açık desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyuldu ifadesine yer verildi. TÜSİAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise serbest piyasa kuralları çerçevesinde verimlilik odağıyla kalıcı fiyat istikrarı konusunun ele alındığı, gıda enflasyonuyla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla tedarik zincirinin sağlıklı işlemesine yönelik önerilerin paylaşıldığı bilgisi verildi. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan taze yeni anketlerden birini paylaşalım ve bu Joe Biden'ı yeni başkanın
ekonomik onaylanmasıyla ilgili bir süreç ve burada Biden iyi bir sonuç almış gibi duruyor. Öyle ki diğer ondan önceki 4 başkanla kıyasladığımız zaman hepsinden yüksek bir onay oranına sahip ekonomiyle alakalı olarak baktığımız zaman. Örneğin işte Şubat 2021'de Joe Biden'ın %62 oranında bir onay aldığını görmek mümkün oluyor. Ve hemen ondan önceki başkana Trump'a baktığımız zaman %44 oranında bu olay oran. Ve işte bütün bu başkanlar arasında kıyasladığımız zaman %60'la en yakını Barack Obama olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında sonra işte hepsinde bir düşüş varken aslında Bill Clinton zamanında %51'den %56'ya çıkmış ama George W. Bush zamanında %57'den %85'e çıkan bu anket sonucu oldukça çarpıcı. Bakalım Biden nasıl bir süreçten geçecek? %62'lik bir oran diğer geride kalan 4 başkanı geride bırakan bu onaylanma aşağı mı gidecek, yukarı mı gidecek? Şu anda Trump'ın daha önceden attığı politikaları geri almakla uğraşıyor. Covid-19'la mücadele kapsamında atılan adımlar var. Ve işte 1.9 trilyon dolarlık o paket geçecek mi, geçmeyecek mi? Bu büyük bir soru işareti. Anketin detaylarında başka neler var? Ona da bir göz atalım, bakalım. All Economy anketi deniyor buna. İşte böyle bir ekonomik anket CNBC tarafından yapıldı. Ve onun detaylarında %62 oy oranı aldığını görüyoruz. Yeni başkan son 4 başkanın ilk derecelendirmelerinin üzerinde gerçekleşti, geldi. Ve ekonomide ve iç siyasette başarılı politikalar uygulaması da bekleniyor ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın. Ve devam edelim. Başka neler var acaba bu anketin detaylarına şöyle bir baktığımız zaman. Biden'ın teşvik paketi işte 1.9 trilyon dolarlık o paketten bahsediyoruz. Şu anda hala görüşmeler devam ediyor ve Cumhuriyetçiler bunu daha doğrusu Demokratlar bunu Cumhuriyetçilerin desteği olmadan da hayata geçirebilmek istiyor. Asgari ücreti arttırma ve sağlık sigortasını genişletme gibi adımları bunlardan bu vaatler oldukça büyük destek buldu. Özellikle işte Obamacare denen o sigortayı kaldırmıştı Trump ve bu anlamda da pek çok Amerikalı sıkıntı yaşadı özellikle de pandemi sürecinde. Yeni başkanın salgın üstesinden geleceği de düşünülüyor. Yani şu an itibariyle iyi gidiyor her şey ama bu işte 100 günlük süreç her Amerikan başkanının belki her yeni lider için yakından takip edilen 100 günlük süreç biraz balayı süreci olarak da değerlendiriliyor. Yani şu an itibariyle Biden'ın evet yapmak istedikleri var ama yapabilecek mi? Ve işte orada gördüğümüz %62'lik onay oranı ekonomi için özel olarak hesaplanan bu oran yukarı mı gidecek yoksa aşağı mı yol alacak bunu da izleyeceğiz. Ve işte bu konuyla ilgili ve tabii ki daha fazlasını biz Oda City Capital kıdemli piyasalar analisti Karim Yusufi'ye sorduk. Pek çok farklı konuda aslında görüşünü paylaştı. Hem Avrupa Birliği Euro bölgesi ekonomisi hem ABD ekonomisi. İşte bu anketin değerlenmesi ve tabii ki işte emtia beklentileri. Vakit kaybetmeyelim. Bakalım neler söyledi, hangi mesajları verdi. İzleyelim. Sayın Yusufi, merhabalar. Sizi yeniden burada ağırlamak çok güzel. Şununla başlamak istiyorum. Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları geldi ve işte biraz böyle kısıtlamalar kaldırıldıkça rakamlar daha iyiye gidiyor. Ama yine de bir iyileşmede yavaşlamadan bahsediyoruz. Acaba şu anda ABD ekonomisini nasıl görüyorsunuz ve tabii küresel piyasalara etkisi nasıl oluyor? Evet, çok teşekkür ederim beni yeniden ağırladığınız için. Bugün bu haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip ediyoruz. Ve biraz böyle beklentilerin altında gelen bir tablo vardı. Ve bir öncekiyle kıyasladığımız zaman da altında bir veri geldi bir hafta önceki veriye. Ve herkes bu veriyi tabii ki yakından takip ediyordu. Çünkü daha önceden biraz tam olarak ne olduğunu anlayamıyorduk. Ve dolayısıyla analist yatırımcılar, herkes burada iyi bir veriyi görmek istiyordu. Ve işte burada en önemli sorulması gereken soru aslında şu. Burada acaba yılın ilerleyen günlerinde, ilerleyen aylarında biraz daha yukarı gidecek mi acaba? İşte
bir risk davranışında bir değişiklik olacak mı? İşte bunu izleyeceğiz ve sanıyorum ki bugün özellikle takip ettiğimiz veri Amerika'da olan biten hakkında daha böyle belirli bir, daha açık bir resim verebileceğini umuyordu ama şu an hala işte belirsizlik devam ediyor gibi duruyor ve işte New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada bir gün önce Fed Başkanı Jerome Powell da şu an itibariyle çok bir sağlam istihdam piyasasından çok uzak olduğumuzu söyledi ve işte şu anda burada en önemli gelişmelerden bir tanesi de tabii ki atılması gereken para politikaları, Fed para politikaları ve burada teşvik paketi de yakından izleniyor ve işte ben dahil pek çok analist de burada kalitenin aslında çok iyi olmadığını görüyoruz. Çünkü reel ekonomiden gelen geri dönüşler o kadar da iyi değil. Yani burada piyasalar bütün takip edenler için çok fazla iyi bir örnek vermiyor. Evet, burada bakacağız neler olacağını. Hala belirsizlikler devam ediyor sizin de söylediğiniz gibi. Ve bir yandan da biz Biden yönetiminin nasıl olacağını ve ekonomiyle alakalı politikalarını yakından takip ediyorduk. CNBC bir ekonomik anket yapmış gibi duruyor ve %62 oranında bir onay aldı Biden bu ankette. Ve işte son 4 başkana baktığımız zaman da en yüksek onay aldığını görüyoruz. Acaba bu ABD ekonomisi ve böylelikle de küresel piyasalar için ne ifade ediyor? İyi bir sinyal mi? Evet, baktım ben de bu ankete ama bunun o kadar da aslında çok belirleyici olduğunu düşünmüyorum. Özellikle hem reel ekonomi hem de finansal piyasalar açısından. Bunun da sebebi şu, çünkü Biden hala bir balayı sürecinde ve orada hala işte farklı bir daha önceki atılan adımları geri döndürmeye çalışıyor ve bir yandan da bir krizin ortasında buldu kendini. Yani Biden'ın yaptığı her adım Amerikalılar tarafından olumlu yansıyacak, olumlu işte fiyatlanacak. Bu işte ne adım atarsa atsın, işsizlikle alakalı veya diğer olarak bunların hepsi olacak ve bu aslında Biden çok iyi olduğu için değil, Trump gerçekten bu süreci çok kötü yönettiği için böyle bir tablo karşımıza çıkıyor gibi duruyor. Çünkü tabii ki şu anda işte 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinden bahsediyoruz ve o da işte ve Çin'le ilişkiler düzelebilecek beklentisi var. Yani bunların hepsi önemli ama yine de ABD ekonomisinin pandemi öncesi seviyelere gitmesi için herhangi bir güveni teşkil etmiyor şu anda bu açıklamalar. Ve tam da bu noktada bu anket, yani çok aslında bunlar daha önceki örneklerine de baktığımız zaman önemli bir anket olsa da çok büyük bir ekonomik anlamı yok. Siyasi olarak anlamı büyük olabilir ama burada piyasalar daha fazla önemli gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte işsizlik oranları, enflasyon, Çin'le olan ilişkiler ve işte neler olacağını çok daha yakından izliyor bu anketlerin yanı sıra. Evet, dediğiniz gibi gerçekten çok önemli. Özellikle de 1.9 trilyon dolarlık paket piyasalar açısından çok yakından takip ediliyor. Ve işte şu anda son haftalarda takip ettiğimiz gelişme GameStop'la alakalıydı, Redditçilerle alakalıydı. Bu konuyla alakalı sizden herhangi bir görüş almadık. Sizce bu tamamen bitti mi? Çünkü bir hani tırnak işaretinde, tırnak içinde devrimden bahsediyorduk. Ve işte ekonomiyi takip etmeyen, piyasaları takip etmeyen insanlar bile bu konuyla alakalı haberler yapmaya başladı. Bu konudan bahsetmeye başlamıştı. Ve şu an itibariyle nerede duruyoruz bununla ilgili olarak? Ve acaba herhangi bir devrim olarak nitelediniz mi bunu? Yoksa şu anda değişen hiçbir şey yok mu, ne dersiniz? Bence bu şahsi olarak şöyle düşünüyorum. Bu gerçekten de oyun değiştirici bir gelişmeydi. Yeni bir oyuncu geliyor. Çünkü bu bireysel yatırımcılar yıllar boyunca Wall Street'in büyük yatırımcıları tarafından ignore edildi. Onları göz ardı edildi. Ve şu an itibariyle artık öyle bir noktaya geldi ki onları görmezden gelemeyeceğimiz bir noktadalar. Ve finansal piyasalar hakkında çok fazla bir bilgileri yok.
yok. Diğer insanlar aldığı için bu hisseleri alıyorlar ve işte neden GameStop'la alakalı olarak işte burada bir teknik olarak bir analiz yaparsanız normal metotlara, işte profesyonel metotlara dayanarak, o zaman gerçekten de bu hissenin, GameStop hisselerinin tamamen değersiz olduğunu görebilirsiniz. Ama diğer insanlar bunu aldığı için alıyorlar. Bununla ilgili bir başka örnek verebilirim. Hertz şirketi. Örneğin işte burada neredeyse iflas eşiğindeydi. Kimse bu şirketle ilgili bir herhangi bir aslında profesyonel herhangi birisi bu şirkete yatırım yapmıyordu ve işte hedge fundlar bu şirketi shortlamıştı. Ve işte sonrasında bazı grup insanlar işte iyi bir taraftan bu işte bu grup içerisinde alın dedikten sonra biz Hertz'teki hisselerde bir artış gördük ve tam da bu hareket dolayısıyla Hertz iflasın eşiğinden döndü, iflas etmedi ve gerçekten de bu anlamda baktığımız zaman büyük bir oyun değiştirici, çünkü Wall Street bu oyuncuları genelde göz ardı ediyor ve işte sosyal medyanın sayesinde bu gelişiyor gibi duruyor. İşte profesyonel olarak hiçbir bir background'ları yok, hiçbir şekilde bilmiyorlar, analiz yapmayı bilmiyorlar ya da işte herhangi bir bilimsel olarak herhangi bir hissenin analizini de yapma konusuna sahip değiller ama piyasaları onlar etkiliyor. Yani işte örneğin bu Hertz şirketinde olduğu gibi burada o şirketi iflastan kurtardılar ve şu anda da 2021'de örneğin işte Hertz daha fazla hisse vermek istiyor piyasalara. Bu tamamen PR aslında. İnsan ilişkileri, halkla ilişkiler ve işte bir kampanya. Ama burada bu oyuncuların kesinlikle göz ardı edilemeyeceğini görüyoruz. Evet, enteresan aslında bu söyledikleriniz. Bunların hepsi çok önemli. Onları artık göz ardı edemeyeceğiz. Bakalım diğer gelişmeler, diğer varlıklara etkileri nasıl olacak, yakından takip edeceğiz. Ve şimdi okyanusun diğer tarafına gidelim ve Avrupa tarafına bakalım. Avrupa Komisyonu Euro bölgesi için büyüme beklentilerini aşağı yönlü olarak revize etti ve bu da tabii ki Euro bölgesi için iyi bir haber değil. Acaba orada Avrupa piyasalarının geneline baktığımız zaman nasıl bir tablo var? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nde şu anda işte vakalarda dünya çapında aşağı yönlü bir hareket olmasına rağmen örneğin Almanya kısıtlamaları biraz daha uzattığını açıkladı. Şu anda Avrupa'da neler oluyor? Evet, kesinlikle. Şu anda Avrupa'da iki farklı konu piyasalara yön veriyor. İşte krize yön veriyor. Ve işte şu an itibariyle Avrupa Birliği, Euro bölgesi gerçek bir kriz içerisinde. Ve bu COVID-19'dan bağımsız olarak tabii gerçekleşen gelişmeler var. Örneğin bunlardan bir tanesi İtalya. Bir liderlik krizi var, bir siyasi kriz var ve eski Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkanı Mario Draghi'nin yeni başbakan olması bekleniyor. Ve işte gerçekten de burada yeni bir ortam oluşması, her şeyi baştan sona değiştirmesi gerekiyor. Şu anda iş yapma koşulları İtalya'da gerçekten kötü ve şu anda İtalya'da daha fazla para basılması da bekleniyor. İşte daha fazla likidite enjekte edilmesi bekleniyor ekonomiyi toparlayabilmek için. Ama işte burada farklı bir mekanizma var. Şu anda tam olarak gerçek anlamda bir gerçek liderlik de söz konusu değildi. Dolayısıyla şu anda orada bir istikrar kazanmaya çalışıyorlardı ve İtalya'ya şöyle bir şey söylendi. Eğer daha fazla likidite istiyorsan o zaman öncelikle ev ödevlerini yapman gerekiyor. Teknik olarak bazı sorunları çözmen gerekiyor ve işte o noktadan sonra biz ancak yardımcı olabiliriz dedi. Ve işte şu anlamda eğer Mario Draghi başbakan olursa o zaman doğru insan olacak ve bir gelişme değişebiliriz. Özellikle de bir güven kazanılması için burada iyileşme görebiliriz gibi duruyor. Ve çünkü Avrupa tarafında da genel olarak işte iş yapma koşulları Avrupa'nın genelinde çok iyi değil. İkinci olaraksa Brexit konusu var. Çünkü İngiltere ve
Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri çok sıkıntılı görüyoruz. Çünkü işte %56 oranında bir ihracatta düşüş var bürokrasiden dolayı, farklı problemlerden dolayı. Ve işte sadece düne gittiğimiz zaman Avrupa Birliği bir talepte bulundu. Brexit sonrası anlaşmasının olması için, ama İngiltere bunu geri çevirdi. Yani burada daha fazla tartışmalar olacak gibi duruyor. Ve işte İngiltere'de Londra'nın ne olacağı, bu finansal şehir diyebileceğimiz, finansal merkez diyebileceğimiz Londra'nın ne olacağı da gerçekten büyük önem taşıyor. Ve işte finansal piyasalar bunu da yakından izleyecek gibi duruyor. Çünkü pek çok Avrupalı oyuncu Londra'yla rekabet içerisine girdi. Örneğin işte Amsterdam var ve bu konuda Londra Brexit sürecinden beri 1 milyar euronun üzerinde bir kayıp yaşadı ve burada bir başka şehirlerin finans merkezi olması teşvik ediliyor Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra. Bunun nasıl etkilenecek, işte bu finansal merkez konusu diğer gelişmelere yansıyacak mı, bunu yansıyacak mı? Örneğin işte dün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'nin açıklamaları vardı ve orada bir Avrupa finansal merkezi olmasından korktuğunu söyledi, olmamasından korktuğunu söyledi. Dolayısıyla burada da kırgınlıklar devam ediyor. Yani Avrupa Birliği genel olarak bir sıkıntı içerisinde. Tabii ki COVID-19'dan dolayı bütün dünya sorunlarla karşı karşıya. Ama şu an itibariyle Avrupa Birliği'nin karşı karşıya olduğu problem sadece COVID ile alakalı değil, çok fazla siyasi gelişme de yaşanıyor. Evet, siyasi gelişmeler şu anda ekonomik gelişmeleri de biraz sıkıntıya sokuyor gibi duruyor. Şimdi son olarak size MTA sormak istiyorum. Acaba takip ettiğiniz, çok yakından izlediğiniz herhangi bir MTA var mı? Ve işte izleyicilerimize ona dikkat etmelerini söylemek istediğiniz herhangi bir MTA var mı? Evet, tabii ki altını yakından takip ediyoruz. Burada 2020'nin, pandeminin en iyi performans gösterenlerinden bir tanesi tabii ki altındı. Ve işte onun yanı sıra şöyle bir diğer gelişmelere de baktığımız zaman platinyum gibi, işte farklı, işte gümüş gibi MTA'da da biz bir artış gözlemledik. Bir yukarı yönlü hareket gözlemledik. Ve işte endüstriyel metaller dediğimiz zaman işte iPhone olabilir, diğer telefonların üretimi olabilir. Bunların hepsi gerçekten önemli ve şu anda altın ve gümüş bu yılın en öne çıkan gelişmeleri olacak gibi duruyor. Çok teşekkürler Sayın Yusufi. Bize katıldığınız için yeniden görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi ise değerli bir isim bizimle birlikte olacak. Piyasalara dair beklentileri alacağız. Gedik Yatırım Danışmanı Betül Asilkan'dan. Betül Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Merhaba, günaydın, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Evet, Asya'da piyasaların çoğunluğu kapalı. Şu anda işte Japonya'da, Hindistan'da, Avustralya'da işlemler gerçekleşiyor ama diğer tarafta yeni yıla girilmesiyle beraber orada bir tatil süreci başladı. Çin'de en uzun gerçekleşecek bu tatil. Piyasalardaki, hani yurt dışındaki o gelişmelere bakacağız. Beklentileri de sizden alacağım ama öncelikle bir içeriğiyle başlayalım dilerseniz. Orada Borsa İstanbul'da BIST endeksinde dün hafif bir aşağı yönlü hareketle gün tamamlandı. Takip ettiğiniz gelişmeler, takip ettiğiniz seviyeler neler acaba BIST endeksinde? Tabii ki. Endekste son dönemde dalgalı bir seyirin etkin olduğunu takip ediyoruz. Hafta başı 1519 seviyesinin test edilmesinin ardından toparlanma çabasının ön plana çıktığını görüyoruz aslında.
Dün de bu çabanın etkisiyle 1558 seviyesi test edildi günün en yüksek seviyesi olarak. Günün dip seviyesine baktığımızda ise 1543 seviyesinde bulunuyor. Kapanışta 1545 seviyesinden gerçekleşti. Burada yeni pozisyon almayı değerlendiren yatırımcılar için 1550 seviyesinin aşılması ve bu seviyenin üzerinde kapanışların teyit edilmesi daha doğru ve yararlı bir strateji olacaktır. Ortalamaların üzerinde seyirin yükseliş ivmesinin korunması durumunda 1560 seviyesi ilk direnç olarak izleniyor olacak. Devamında tarih zirvenin bulunduğu 1582 seviyesinin söz konusu olabileceğine ve zirvenin yurt dışındaki pozitif görünümün de desteğiyle yenilenebileceğini değerlendiriyoruz. Ancak son zamanlarda endekste 1550 seviyesinin üzerine kalıcılık sağlayamadığını takip ediyoruz. Bu sebeple 1550 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanan endekste geri çekilmelerde 1525-1519 aralığını ilk destek seviyeleri olarak takip ediyoruz. 1519 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda görünüm bozulabilir ve satışlar hız kazanabilir. Diğer yandan son dönemde yurt dışı ile olan korelasyonun artış kaydettiğini son dönemde iletmiştik zaten yayınlarda da. Bu korelasyon gücünü korumaya devam ediyor. Bu sebeple yurt dışındaki görünüm endeksin seyri üzerine temel belirleyici olacağından yakından izlenmeye devam edecek. Peki şunu merak ediyorum aslında, evet, daha önceki yayınlarımızda da hani yurt dışı ile korelasyonun arttığını söylemiştiniz. Yani bunun sebebi ne olabilir? Biraz böyle yurt dışındaki o hani yani davranış değişimi mi, yoksa bizimle alakalı değişimler mi? Bunu şu yüzden merak ediyorum. Bugün de işte 3 önemli veriyi takip edeceğiz. Ödemeler dengesi, perakende satışlar ve sanayi üretimi. Dolayısıyla hani buradan gelebilecek veriler böyle yeniden piyasalarda bir heyecan, bir böyle yön yaratır mı? Yoksa burada biraz daha böyle yurt dışını takip edeceğimiz bir gün mü olacak? Haftanın son günü, bunu da sormuş olayım. Şöyle, burada aslında ilk önce kur cephesine bakmak lazım. Yani duyarlılığımızın daha azaldığını görüyoruz. TL varlıklarda değer kazancının söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani bu kapsamda korelasyonun artış kaydettiğini görüyoruz. Çünkü kur cephesindeki sakin seyir endekste de otomatikman kurdaki sakin seyirle birlikte ve geri çekilmeyle birlikte TL varlıklardaki değer kazancıyla birlikte endekste yükselişi desteklediğini görüyoruz. Burada kur cephesindeki duyarlılığın azalması biraz daha bizi yurt dışındaki korelasyonun pozitif etkilemesine sebep oluyor. Burada 7.02-7.03'lü seviyeler söz konusu şu an için. Burada tabii ki canlandırma paketine ilişkin oluşan iyimser beklentiler, yurt içinde Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın gerek sektör temsilcileri, gerek ekonomistlerle güçlü iletişimi ön planda tutarak fiyat istikrarı, sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüleceğine ilişkin söylemleri, Türk lirası varlıklarındaki değer kazancını destekleyen gelişmeler oldu. Burada atılan güçlü adımların korunacağına ilişkin verilen güçlü mesajlar, küresel çapta dolardaki zayıflama ile yurt içinde artan güven ortamı Türk lirasını desteklemeye ve yabancıların ilgisini arttırmaya devam ediyor. Buradaki seyirle birlikte de biz burada korelasyonun artış kaydettiğini görüyoruz. Peki bugün gelecek olan o verilere dair söylemek istediğiniz birkaç not olabilir mi? Örneğin işte ödemelerden geçtiğimiz zaman 2019'da çok uzun bir yıl sonra ilk kez biz ödemeler dengesinde yani cari fazla verdiğimizi gözlemlemiştik. Bu yıl biraz daha hani açık gelecek gibi duruyor ama nasıl veriler bekliyoruz? Bir yandan sanayi üretimi de tabii ki epey önemli. Yani 2020'nin verilerini alacağımız için bu verileri de takip ediyoruz. Ne dersiniz? Nasıl gelişmeler bekleniyor orada? Baktığımız zaman açıklanan verilerde her ne kadar şu an için salgın dönemine ilişkin veriler olsa da, bu dönemi yansıtsa da bir toparlanma sinyalleri söz konusu tabii ki. Ama burada temel etkenlere bakacak olursak biz genel itibariyle bir daha büyük resim aslında bakmak lazım. Merkez Bankası'nın güçlü duruşunu koruyacağına ilişkin söylemleri, mesajları, TL'de son dönemde yaşanan güçlü değer kazanımları, Türkiye'nin aynı zamanda risk primindeki iyileşme ve burada bahsettiğiniz gibi aslında verilerde de öne çıkan bahar aylarından sonra enflasyonda düşüşün başlayacağına yönelik beklentiler genel itibariyle TL varlıkları destekliyor. Burada tabii ki verilerde etkili olacaktır kur cephesindeki fiyatlamalarda ama şu an için çok sert bir fiyatlama olmasını beklemiyoruz açıklanan verilerle birlikte. Çünkü zaten şu an için beklentiler pozitif yönde, gerek aşının genele yayılmasıyla birlikte, gerek yurt dışından canlandırma paketinin açıklanmasına yönelik iyimser beklentilerin piyasada şekillenmesi, TL varlıklarda şu an için pozitif seyirin korunmasında etkili olmaya devam ediyor.
Peki biraz da yurt dışına bakalım dilerseniz. Orada da böyle bu hafta önemli veriler izlendi. Çin tarafından, ABD tarafından enflasyon verilerini takip ettik. Onun yanı sıra bir de tabii ki merkez bankalarından gelen mesajlar önemliydi. Powell konuştu, Lagarde konuştu. Genel olarak sizin beklentileriniz, hani buradan çıkan mesajların piyasalar üzerindeki etkisini nasıl etkiliyor ki Wall Street örneğin biz rekor üstüne rekor tazelendiğini de gözlemledik bu hafta içerisinde. Ne dersiniz yurt dışındaki, hani biz de korelasyon içerisinde olduğumuzu söylemiştiniz. Oradaki hareketler, oradaki dinamikler nasıl şekilleniyor acaba? Tabii baktığımız zaman yurt dışındaki gelişmelere Amerika'da bahsettiğiniz gibi destek paketinin hayata geçirilmesiyle birlikte ekonomik toparlanmanın sağlanacağına, aynı zamanda enflasyonun hızlı bir artış kaydedeceğine ilişkin beklentilerin güç kazandığı görüldü son dönemde. Bu hafta Ocak ayına ilişkin açıklanan TÜFE rakamı beklentilerin bir miktar altında gerçekleşirken Fed Başkanı Powell'ın destekleyici para politikasının devam edeceğini sinyalini vermesi, salgın atlatılana kadar politika desteğinin geri çekmeyi düşünülmemesi gerektiğini vurgulaması piyasaları destekleyen gelişmeler oldu. Enflasyondaki gelişmeler Fed'in kararları üzerinde temel belirleyici olacağından önümüzdeki dönemde Amerika'da açıklanacak enflasyon rakamları, hükümet ve merkez bankalarından gelecek desteklerin devamlılığı açısından piyasaların yakın takibinde bulunuyor. Burada enflasyonda hızlı bir yükselişin görülmesi daha erken faiz arttırma endişelerini gündeme getirebilir. Bu sebeple küresel risk iştahı üzerinde baskın oluştuğunu görebiliriz. Ama baktığımız zaman genel itibariyle Merkez Bankası başkanlarından destekleyici konuşmaların geliyor olması, destek paketlerine ilişkin beklentilerin iyimserlik kazanması, aynı zamanda Avrupa'dan da bahsettiğiniz gibi Christine Lagarde'dan da bu yönde söylemler geldi. Özellikle yıl sonuna kadar çeşit paketlerin devam edeceğini ve salgının yaz sonlarına kadar aşılamanın etkisiyle birlikte etkisini hafifletebileceğinden bahsetti Lagarde. Ama herhangi bir şekilde teşvik paketine ilişkin gelişmelerin sinyaller her ne kadar pozitif gelse de emin olmama kadar geri çekilmeyeceğine ilişkin söylemleri vardı. Burada genişlemeci para politikasına ilişkin. Buradaki söylemleri piyasaları destekledi diyebiliriz. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Betül Hanım, yayınımıza katıldığınız, görüşlerinizi paylaştığınız için. Gedik Yatırım Danışmanı Betül Özlikan bizimle birlikteydi. Ve biz böylelikle programımızı bu haftalık noktalıyoruz. Pazartesi günü saatler 7'yi gösterdiğinde yeni konuklarla, yeni gelişmelerle yeni haftada yeniden karşınızda olmak üzere diyelim. Hoşçakalın.